konuşacağımız başlık da var. Hukukçu Celal Ülgen bizlerle birlikte. Sayın Ülgen merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sesiniz mi kısık Sayın Ülgen? Geçmiş olsun hastaysanız yok, eğer. Yok. İyi. Giderek açılacaktır sesim. Yani peki. Çok konuşmaktan oluyor sanıyorum. Sağlığınız iyiyse hiçbir problem yok. Sayın Ülgen, oy pusulalarını ben izleyicilerimize sunarken sizin de yayını izlediğinizi hemen yandaki monitörlerden ben gördüm. Şimdi burada halkın tepkisi var. Bazı hukukçular olmaz diyorlar. Tabii nedenini anlamak gerekiyor elbette ama 9 yıl önceki fotoğrafını Erdoğan kullanabilir mi yeni oy pusulalarında? Hayır, kullanamaz. Ama hangi olacak olması gereken şeyi yaptı ki bunu da yapmasını bekleyelim? Yani adeta yasayı çiğnemek, kuralları çiğnemek bir şey zevk haline geldi. Şimdi o açıdan baktığımızda mesela biraz önce bana bir arkadaşım, hukuk fakültesinden sınıf arkadaşım Adnan Daşar bir mesaj atmış. Bu fotoğrafı da göndererek biz 65 yaş kartı almaya gittiğimizde bugünkü fotoğrafınızı getirin, bunu kabul etmiyoruz demişlerdi diyor. Şimdi nasıl aday olarak 10 yıl önce çektirdiği fotoğrafı koyar diye soruyor. Yapıyor işte, bütün yasaya aykırı ne varsa onları yapmaktan, işlemekten kendisini alıkoyamıyor ve kendisi bütün sorumluluklardan arınmış birisi olarak görüyor. Evet, peki tabii bunu bir hukukçu olarak analiz etmeniz elbette ya da size sormam elbette doğru mu bilmiyorum ama neden? Çünkü 9 yıl önceki fotoğrafıyla daha genç algısı mı yaratmak istiyor Erdoğan seçmenler üzerinde? Bu hukuka uygun değilse bunun bir yaptırımı ya da bir yerden olaya dair bir şey yapma konusu söz konusu olabilir mi? Yoksa yine Erdoğan istedi ve yaptı mı diyeceğiz? Öyle diyelim, Erdoğan istedi yaptı. Çünkü burada bu konuda itiraz edecek olan kişi Yüksek Seçim Kurulu'dur. Ya. Yüksek Seçim Kurulu diyecek ki bu fotoğrafını istemiyorum. Bu fotoğrafın 10 yıl önceki ya da bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, hatta ilk Cumhurbaşkanlığına aday olduğun seçimde kullandığın 9 sene önceki, 10 sene önceki fotoğraftır. Yeni bugün çekilmiş fotoğraf istiyorum diyecekti. Bu konuda yargılanması gereken birisi varsa o da Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve de üyeleri olacaktır. Neden bu konuyu görevini yerine getirmedi diye. Bunları biriktiriyorlar, biriktirmeye evet. Devam etsinler. Herhalde birileri de bu birikenleri tek tek çözümlemeye başlayacaktır. Evet, yine Yüksek Seçim Kurulu ki dün onayladıktan sonra oy pusulalarının basımına da başladığı haberi geldi zaten. Evet. Peki Sayın Ülgen, şimdi Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmamasının gerektiği, anayasamıza adaylığının uygun olmadığı tartışmasını sizler de yaptınız. Sizinle de yayınımızda defalarca konuştum. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne bir başvurusu söz konusu oldu. İstanbul Barosu eski başkanı Turgut Kazan'ın. Süreç Anayasa Mahkemesi'ne taşınır, elbette nasıl bir karar çıkabilir ama daha da önemlisi Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan bir iktidar var ülkemizde. Bu karar, kararın çıkış süreci hangi hızla olacağı, bununla ilgili neler söylersiniz? Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne olayın taşınması aslında haklı bir başvuru yolu. Sayın Turgut Kazan bu konuda öncülük ettiği için kendisini kutluyorum. Çünkü her şeyden önce demokratik olarak kişilerin, yurttaşların böyle konulara itiraz etmesi gerekir. Bu itirazları Türkiye'de yapacak merci kalmadı. Yani Yüksek Seçim Kurulu bunlarla ilgilenmiyor. İktidar beyine ne varsa onu kabul ediyor. Böyle durumda yapacak
şeylerden birisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak. Ama ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir sonuç alınıp alınmayacağını da bilemiyorum. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bütün umutlara, bütün beklentilere rağmen çoğu zaman siyasi bir mahkeme olarak davranmıştır. Evet. Hak ihlalleri konusunda. Örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hiçbir Balyoz ve Ergenekon sanığının başvurusuna olumlu bir karar vermemiştir. Buna rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni zorlamak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ve iyi de etmiş Sayın Kazan. Burada çünkü kişilerin seçme ve seçilme hakkına karşı bir suç var. Yani seçme hakkı dediğiniz zaman insanlar demokratik yollarla aday olmuş kişileri seçmek isterler. Ama burada hayır mutlaka beni seçeceksin gibi bir dayatma var. Bu dayatma Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ulusal üstü hukukun da ihlali olarak görülebilir ve seçme hakkına bir el atma görebilir, bir karar çıkarabilir. Ne kadar çıkaracak onu önümüzdeki günlerde yaşayarak öğreneceğiz. Benzer kararlar biz örneğin Osman Kavala'yla ilgili görmüştük. Daha pek çok örneği var ama o zaman Erdoğan bizi bağlamaz demişti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile ilgili. Bizi bağlar mı, bağlamaz mı Sayın Ülgen? Bizi bağlamazsa neden imzamız var? Yani bir defa bizi bağlamaz lafı yok. Olmaz, böyle bir şey kabul edilemez. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tanımış Hı. isek, protokole imza atmış isek ve birçok konuda kararları uyguluyor isek, çok küçük bir örnek vereyim size. Geçtiğimiz günlerde 1,4 milyar dolar bir tahkim mahkemesinden ceza geldi. Neydi o? Kerkük petrollerini, Evet. daha doğrusu Kürt bölgesi petrollerini yerleşik hükümetten almayıp da onlardan aldığımız için ceza gelmişti. Yaklaşık 3 milyar dolara bize mal olacaktı. Türkiye, daha o karar Türkiye'ye gelmeden bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bu karara uyacağız ve tazmini yerine getireceğiz dedi. Bakın bazı yerlerde nasıl hemen ön kabul gösteriyorlar ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararları olduğu zaman da bizim iktidar yerinde saymayı çok seviyor. Evet, bir başka konuda yine son günlerde artık seçime giderken Erdoğan'ın açıklamalarıyla aslında neyle karşılaşacağımızı anlamıştık ama kabine üyelerinin, bakanlarımın dedi Erdoğan, milletvekili yapacağım noktasına gelmişti ve milletvekili adayı yaptı pek çok ismi, iki isim dışında. Ve bu süreçte tam da işte bu noktada bakanlıkların içerisinde, bakanlıkların binasında toplantıların yapıldığını, parti toplantılarının yapıldığını, seçimin konuşulduğunu görüyoruz. Aynı zamanda yeniden aynen Erdoğan konuşurken Cumhurbaşkanı olarak mı konuşuyor, AKP Genel Başkanı mı olarak mı konuşuyor, ayırdığını yapamadığımız gibi. Örneğin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ halka sesleniyor, Adalet Bakanı olarak mı sesleniyor, yoksa AKP'nin milletvekili adayı olarak mı sesleniyor? Bunun da ayırdığına şu anda varamıyoruz. Çünkü kendisi ve kendileri, diğerleri de istifa etmediler görevlerinden. Şimdi yürüttükleri bu çalışma, bakanlıklarda yaptıkları toplantılar belki bakanlıkların bütçesinin seçim olarak kullanılması. Peki bunlar bizim durumumuzu açıklar mı? Anayasamızda, hukukta bir yere koyabilir miyiz bunları? Hayır, bırakın anayasayı, hukuku. Hiçbir demokratik toplumda bunlar benimsenmez. Çünkü seçimler sırasında yarışa yani maratona herkes aynı kilometreden başlar. Evet. Birisi birinci kilometreden başlamaz, birisi ikinci kilometreden başlamaz. Şimdi böyle yaparsanız o zaman demokratik bir yarış olmaz. Demokratik bir yarış olması için kamu üzerinde etkisi olacak herkesin
istifa etmesi gerekir görevinde. Bağımsız ve bağlantısız olması lazım. Mesela daha önceki dönemlerde bütün izleyicilerimiz bilir, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı istifa eder ve yerine bağımsız adaylar atanırdı. Neden? Çünkü bu bakanlıkların olağanüstü işlevleri ve kamu görevleri vardı ve bunları kötüye kullanmaları önlenirdi. Ama şimdi bakıyorsunuz, bakanlar istifa etmedi, aynen devam ediyorlar. Ne kadar kamu erki varsa bu kamu erklerin tümü iktidar partisinden yana kullanılıyor. Yani eşitsiz bir seçime giriyoruz. Biz seçim startı verilen yerden yarışa 30. kilometreden başlıyoruz. Birileri 15. kilometreden başlayarak yarışı bitirmek istiyorlar. Ama buna yağma yok. Yani önümüzdeki süreçte artık bir aydan daha az bir süre kaldı seçimlere. Göreceğiz bütün bu eşitsizlikleri yok eden, onun yerine aydınlık ve yeniden demokratik bir Türkiye'yi getiren bir yönetim gelecek. Ve bu yönetimden sonra bir daha hiç kimsenin gücü yetmeyecek demokrasiyi alaşağı etmek için. Yani demokrasinin alaşağı edilmesinin çok önemli sayıklarından, sebeplerinden birisi de bizleridir. Bizleriz, demokratlar. Demokratlar yeteri kadar bu işi özümsemedi. Yani demokrasinin kollanmasını ve korunmasını başka güçlere verdi. Böyle olunca da işte o başka güçler işgal edildi, yok edildi ve demokratlar sadece yorgun demokrat olarak kaldılar. Yağma yok. Yani Mustafa Kemal Atatürk neden gençliğe emanet etmişti demokrasimizi? Neden gençliğe hitabesi vardı? Şimdi yeni yapılacak süreçte, yeni başlayacak süreçte de bu yolların yeniden taşlarını döşeceğiz ve Türkiye'yi aydınlık ve güzel günlere, ufuklara ulaştırmaya çalışacağız. Dileriz ki öyle olur. Bunların hepsini başarırız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Celal Ülgen. Ben de teşekkür ediyorum Ülkü Çaba. Sağ olunuz. Sevgili izleyiciler, anlamaya çalıştık ve her defasında bir kere daha birlikte farkına varıyoruz.